Evet, kayıta başladım. Öncelikle kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Sıla. Bu kanalda kendi hayatıma dair birçok vlog, içerik, yurt dışına dair şeyler de paylaşıyorum. Bugünkü konumuz perma yapımı arkadaşlar. Şu an göreceğiniz üzere saçımın üstünü topladım çünkü çok kabardı. Ben geçen hafta bir perma deneyimim oldu. Perma yaptırdım hayatımda ilk defa ve boyalı saça yaptırdım. Ve bu konudaki tecrübelerimi aslında bir videoda toparlamak istedim. Çünkü bir shorts yapmıştım. O shorts videomu da izleyebilirsiniz shorts kısmından. Çok fazla soru geldi hani boyalı saça falan nasıl yapıldı. Arkadaşlarım çevremde merak ettilerim. Bunu bir YouTube içerik olarak üreteyim. İnsanlar da bundan faydalansın diye düşündüm. Zaten böyle çektiğim videolar var. O videolar kısmında anlatacağım. Buraya sesli bir anlatım girecek. İşte ne yaptım, ne ettiğime dair ses kaydıyla birlikte. O anlatımlardan sonra burada buluşacağız. Sonrasında kullanım tecrübelerimi aktaracağım. Sizlere tecrübelerimden bahsedeceğim. Ve tabii ki sorularınız olursa yorumlarda cevaplayacağım. Şimdi o sesli anlatımım geliyor. Sonrasında yine buluşuyoruz. Herkese selam tekrardan. Burada saçımın kesimden ve işlemden önceki halini görüyoruz. Saçlarımın geçmişinde sarı olduğu için oldukça yıpranmış gözüküyor. Evet, burada saç kesimim yapılıyor arkadaşlar. Burayı da kaydettim. Ve kesimin son hali. Ben gerçekten kesimi çok beğendim. Özellikle perçemlerim çok hoşuma gitti. Ve burada da işleme başlanıyor. Biliyorsunuz ki ilaçla birlikte başlanıyor. Teker teker saçlarıma şimdi ilaç uygulayacaklar. Birazdan göreceğiz birlikte. Ve işlemde biraz ilerlemiş halleriz. Saçlarımı 3 kişi yaptılar. Gerçekten saçlarımda çok emekleri var. Gerçekten perma tek kişi yapılacak bir şey değil. Yani birden fazla kişi daha hızlı yapılabilir. Bu da ilerledikçe halini görüyorsunuz. Birazdan sonuçla karşı karşıya geleceğiz. Burada kurumadan önceki hali var. Arkadaşlar ilk gördüğümde çok tatlı geldi gözüme. Bu köpüğü kullanıyor kuaför. Ve şimdi Vigo ile kurutu var. Kurutma işlemi var. Benim Türkçe gitti. Bakalım nasıl olacak. Ve permanın son hali gerçekten inanılmaz kabardı. İlk başta inanamadım ama sonuç buydu arkadaşlar. Evet, siz şimdi benim o günkü çektiğim vlog tarzı görüntüleri gördünüz. Ve şuraya da saçımın önden önceki hali, sonraki halini koyacağım buralara. Buradan da benimle birlikte izleyebileceksiniz. Öncelikle perma yaptırmak benim uzun zamandır aklımda vardı. Hep istiyordum. Böyle kızların aklına arada gelir. Hani perma mı yaptırsam falan. Açıkçası sonuçtan %60 memnun kaldım. Neden %60? Çünkü %40 düz saç kullanmaya ve uzun saç kullanmaya çok alıştığım için %60. Ama siz kıvırcık saç kullanmayı ve kısa saç kullanmayı da seviyorsanız eminim sizin için çok pratiktir. Perma tabii ki uzun saça da yapılıyor ama benim eskiden bakır saçlarımdan önce şu uçlarda sarı saçlarım vardı. Hatta sarıdan da önce mor vardı. O yüzden açıcıdan dolayı çok yıprandıkları için saçım buralardan ilk buralara sonra da buralara kestirmek zorunda kaldım. Bayağı bir boy farkı var. O yüzden tabii ki de benim için biraz çok da kolay olmadı. Ama dediğim gibi siz kısa saç daha önce çok kullandıysanız, alışkınsınız, hali hazırda falan kullanıyorsanız sizin de adapte olma açısından çok kolay olacaktır. Aynı zamanda çok kullanım açısından pratik yani. Yıka, kurut, gerekli bakımlarını yap, çık. Çok pratik yani. Çalışan insanlar, öğrenciler, kadınlar bu tarz şeyleri çok seviyoruz pratik yaşamı. O yüzden bence pratiklik kazanmak açısından da çok önemli. Şimdi benim kullanım tecrübelerimi geleceğim anlatacağım size. Öncelikle eve perma işleminden sonra 48 saat beklemeniz gerekiyor. 2 gün yıkamamız gerekiyor. Ben 48 saat bekledim. 30 saat falan bekledim ama benim saçım zaten dalgalıydı, tuttu. Ve benim saçım biraz yıpranmıştı boyadan dolayı. Ben o kadar bekletmek istemedim. Tabii siz bekletirseniz daha kalıcı olur ama benim de gayet kalıcı oldu permam. Permanın kalıcılığında da 4-10 ay süre veriyorlar kadınlar için. Nerede yaptırdığımda Ankara'da bir kuaförde yaptım. Açıklama kısmına yazarım. Ankara'daki olanlar gidebilirler. Ankara'da yaşayanlar gayet güzel bir kuaförde. Kuaförün işçiliğinden ben memnun kaldım. Hayatımdan azından ilk defa perma yaptırdım. Güler yüzlülerdi. İletişimleri çok güzeldi. O yüzden ben bu tarz şeylere dikkat ediyorum. Bunlar olumlu olunca artı puan veriyorum. Onun dışında permanın kullanımını size anlatayım. Öncelikle duştayken hangi ürünleri kullandığımdan ve duştan sonra hangi ürünleri kullandığımı burada anlatacağım ve ekrana resimleri getireceğim. Çünkü şu an üründen yanımda değil ama ekrana resim koyarak en azından anlatabilirim diye düşündüm. Öncelikle duşa girince elimle çok fazla hani dibine şey yapmadan böyle böyle yıkıyorum. Normal saç yıkamak gibi biraz dikkat yıkıyorum. Çok böyle haşır haşır yıkamıyorum. Ben ona dikkat ediyorum. Yıkadıktan sonra da böyle iğneli taraklar var ya, dişi büyük taraklar. Onlarla böyle diplerimi tarıyorum. Çünkü bu saçı tarayamazsınız arkadaşlar. Çünkü çok kabarık ve kıvırcık olduğu için kıvırcık saçları anlıyordur ya da daha önce perma kullanmışlar. Taranmıyor asla. O yüzden duştan sonra bunu yapıyorum. Havluyla suyunu alıyorum. Sonra Hobi'nin ben bir köpüğünü aldım. Kuaförüm de başka bir köpük gönderdi ama ben Hobi'nin köpüğünden çok memnundum. Onu da yeni almıştım. Benim saçlarım dalgalıydı. Bazen şekil veriyordum. Hobi'nin köpüğünü alıp yediriyorum böyle. Sonrasında da Urban Care'in değil mi?
Aynen. Urban Care'in bir tane jeli var. Kıvırcık saçlar için vegan içerikli. Urban Care diye hatırlıyorum. Doğru hatırlıyorumdur umarım. Onunla böyle şu tarz hareketler yapıyorum. Ve sonrasında normal Vigo'lu kurutucumla kurutuyorum. Ben normalde Dyson kullanıyordum ama bu saçı Vigo'lu normal böyle Arzu'nun bir saç kurutma makinesiyle böyle böyle kurutuyorum. Diplerimi kurutmaya çalışıyorum. Uçları da hafif nemli bırakıyorum. Sonrasında da Pantene'in kıvırcık saçlar için bir şey var. Böyle nasıl anlatsam size? Sarı renkte getiririm. Onu da böyle uçlarını nemlendirici niteliğinde sürüyorum. Çünkü saçımızın çok neme ihtiyacı oluyor bu sürede. Çünkü perma bir ilaç gösteriyor. Gönderiyor saçımıza ve ilaç ister istemez boya kadar olması da yıpratıyor. Hele saç boyalıysa benim gibi daha da yıpranıyor. Öyle söyleyeyim ama benim saçım yıpranmalara alışık. Çünkü çok fazla değişik şey deniyorum. Ya da denedim geçmişte, öyle söyleyeyim. Şimdi ben bu süreci anlattım. Duşta ne kullandığımı söyledim. Bana duşta da bir şampuan önermişti kuaför ama ben onu almadım. O yüzden şey aldım. Yves Rocher'in Detox Set diye bir şampuanı vardı. Memnunum da. Temiz içerikli, saçınızda kepek yapmayan bir şampuanı kullanabilirsiniz. Size iyi gelen şampuanı, öyle söyleyeyim. Ben de onu yaptım. En son da bakım kremi sürüp çıkıyorum. Mutlaka bakım maskesi kullanın. Ne oldu önemsiz arkadaşlar. Siz alabilirsiniz. Fark etmez ama bir bakım maskesi her banyoda kullanmanız iyi olacaktır. Dediğim gibi. Çünkü perma saçları yıpratıyor. Bakımlar çok önemli. Onun dışında duşa girmeden de bu rutinim bitti. 2-3 günde bir yıkıyorum saçımı. Mümkün olduysa 3 günde bir. Hani çok kirlendiyse 2 günde bir. Ama 3 günde bir yıkamayı ben zaten permadan önce de özen gösteriyordum. Saçı her gün yıkamak iyi bir şey değil. Şu an her gün saç yıkıyorsanız kendinizi yapabileceğiniz en iyilik 2 günden 3 güne kadar şey yapmak. Çünkü saçı her gün yıkamak gerçekten çok büyük zaman kaybı ve zaman kaybından ziyade saçınız kendi yağıyla beslenemiyor. O yüzden 2-3 gün aralarla yaparsanız sizin için daha iyi olacaktır. Her gün saç yıkayanlar bir an önce bıraksın. Bence benim en büyük hayat tavsiyem olabilir. Onun dışında bu süreci anlattım. Kurutma sürecini de anlattım. Fotoğrafları da anlattım. Başka ne söyleyebilirim? Yani bu saç hakkında benim kendi yorumumu söyleyeceğim. Biraz daha uzun olsaydı, uzun saç kullanmaya alışmışım ya, çok memnun kalırdım. İlk birkaç gün yaptırdıktan sonra ben ne yaptım? İşte nasıl gezeceğim bu saçla falan oldum. Ama şimdi alıştım. Aslında gözüme tatlı da gelmeye başladı. O yüzden alışılıyor. İlk başta böyle beğenmezsiniz falan endişe etmeyin. Bence zamanla alışacaksınız. Çevremdeki insanlar da beğenince ben biraz motive oldum. Umarım sizler de beğeneceksiniz. Kuaförümü de söyledim. Perma işleminden de bahsettim. Normalde eski permadan farklı bir sistemi kullanıyorlar. Biraz da ondan bahsedeyim. Bu yeni içerikli bir permaymış ve boyalı saçları da aslında çok yıpranmadan uyguluyorlar. Bana ilk başta bir deneme saçı attılar işte. Saçımı uyguladılar. Mesela şuradan şuraya olan kısım kopar gibi oldu. Hani bu saç boyanır da sarı pişmaniye gibi olur. Gelir ya, aynen öyle oldu ve kuaförümle dedik ki bu saç dayanmaz. Zaten orada üzüldüm. Ama çabuk uzar. Bir ara kaynak yaptırmayı da düşündüm çok kısa geldiği için gözüme. Sonra dedim ki salayım. Uzuyor zaten saçım. Hatta bu sürede Dux almayı düşünüyorum. Super Go'yu da eskiden ben kullanmıştım. Dux Super Go'yu saçımın kısa olduğu dönemde kahkül uzatmaya çalışıyordum. Çok etkili. Siz de boyundan memnun kalmazsanız da ekstra saç bakım önerisi olarak Dux Super Go kullanabilirsiniz. Fiyatlar galiba biraz normal saç uzatıcı ürünlere göre biraz tuzlu ama gratis de falan indirime giriyor. Bakabilirsiniz. Bence aldığınız ürün fiyat performans açısından çok fiyatını hak eden bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bizzat kullandığım için ve tekrar almayı düşünüyorum. Onun dışında başka size söyleyebileceğim var mı kıvırcık saçla ilgili? Vallahi yok. Bakımı eksik etmemek lazım. Özellikle permalı saç için. Normalde sizden yaptırmak istiyorsanız ombreli falansa deneme boy atarak deneyip saçınızın dayanıklılığını ölçebilirsiniz. Ama normal bakıra boyuyorsanız, kızıla boyuyorsunuz, kumrala boyuyorsanız, yani böyle açıcılı bir tık sarıdan az olan renklere boyuyorsanız bence permada sıkıntı çekmezsiniz. İşte benim sarı geçmişim olan ombreli saçlarım kesildi. Onun dışında bakır saçlarım sağlamdı. Zaten bakır çok yıpratan bir boya değil. Kuaförler öyle diyor ama bir tık bence daha az yıpratıyor diğer sarılara göre. Ve ben bakır saçlarımdan çok memnunum. Bir de benim saçım dayanıksız bir saç değildir. Yani gerçekten dirayetlidir. Çok şey atlattı. Mor saçlar, sarı saçlar, siyah saçlar, kahküller, bakırlar, sarılar böyle uçuştu saçlarımda. Bir arada pembe atmıştım bir yerlere. O yüzden çok deneyimimiz var. Afro yaptırıp açtırmıştım. Afro videom var kanalda. Dediğim gibi bu saçın çok fazla geçmişi var. Ama sonuç olarak iyi bir geçmişi var. Böyle söyleyeyim. Sonuçta olarak saçlarımı beğendim. Siz de yaptırmak istiyorsanız aklınızda o saçı esirgemeden yaptırın bence. Sadece boy konusunda iyi düşünün. Yani biraz eğer saçınız uzun saç kullanmaya çok alıştıysanız biraz uzatın.
kestirin kestirin, o sağlıklı hale geçirin, öyle yaptım. Çünkü ben biraz boy konusunda endişelendim, tam alışamadım. Ama alışacak şeyler yapıyorum. En kötü çok alışamazsam, zaten kökü bende ama en kötü kaynak taktırırım diye düşündüm. Ama o noktaya kadar kendimi idare edeceğim. Çünkü daha önce hiç kaynak taktırmadım ve bilmiyorum. Ama gerçekten uzun saç benim için çok önemliymiş. İşte biraz da alışkanlıklar arkadaşlar. Siz dediğim gibi kısa saç kullanmaya çok da böyle hiç alışmamış değilseniz ben bu sıkıntıları yaşayacağınızı hiç düşünmüyorum. Onun dışında kullanım çok pratik. Sabah yatıyorum, kalkıyorum, sabah yatıyorum. Gece yatıyorum, kalkıyorum, sabah okula falan gitmeden ya da bir işim varsa çalışmadan çıkıyorum. Gayet üçlerine nemlendirici sürüyorum. Siz sürmeyebilirsiniz. Saçımı topluyorum, açıyorum. Gayet şekilli bir saçım var. O yönden birkaç ay aslında ben rahat edeceğim. Ben şeyi çok merak ediyorum. Salona gelenleri görmüştüm. Böyle uzamış, uzadıkça diler düz geliyor, uçlar kıvırcık oluyor. Ben o halini de seveceğimi düşünüyorum. Uzun süre kullanacağımı düşünüyorum. Zaten siz benim videolarımdan görürsünüz. Umarım güzel bir kullanma süreci olur. Siz de umarım saçımı beğenmişsinizdir. Sizin herhangi işlemle ilgili ya da fiyatla ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa ben cevap veririm yorumlardan. Sorabilirsiniz aklınıza takılan her şeyi. Dediğim gibi Ankara'da olanlar için de açıklama kutusuna yazacağım. Kuaföre gidebilirler. Benim adımı da söyleyebilirler. İşte geçen Sıla'dan gördük falan. Belki bir indirim falan oluştururuz. Onları da söylerim. O şekilde arkadaşlar. Benim şimdilik diyeceğim bu kadar. Sizin bana sormak istediğiniz sorular varsa yorumlarda buluşalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Diyeceklerim bu kadar. Yeni tecrübelerimde, yeni şeylerde görüşmek üzere o zaman. Kendinize çok iyi bakın. Şimdiden umarım perma yaptırmayı düşünüyorsanız yeni saçınızda mutluluklar diliyorum. Umarım çok istediğiniz gibi bir sonuç elde edersiniz. Diyebileceklerim bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Beni desteklemek amacıyla da beğenip kanalıma abone olursanız çok teşekkür ederim, mutlu olurum. Diyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın.